Medine'de Cüleybib adında dış görünüşü insanlar tarafından beğenilmeyen, oldukça kısa boylu, yüz şekli olarak yakışıklı olmayan bir sahabe vardı. Görünüşe değer vermek bütün insanların zaafı olduğu için o da bu durumdan ötürü kimseden ilgi ve iltifat görmezdi. Bu sebepten bir türlü evlenememişti. Cüleybib radıyallahu anh'ın derdini ve değerini iyi bilen Resul-i Ekrem Efendimiz onu evlendirmek için uygun bir fırsat kolluyordu. Medineli sahabelerden birinin evlenme çağında olan bir kızı vardı. Bir gün bu zatla baş başa kalan Nebi-i Ekrem Efendimiz ona "Kızına talibim" dedi. O da Hazreti Peygamber'in kızını kendisi için istediğini zannederek çok sevindi. "Emrin başım üstüne ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz "Kızını kendim için değil Cüleybib için istiyorum" deyince bu zat bir anda durakladı. O zaman annesiyle görüşüp fikrini alayım dedi. Sonra evine gitti. İçeri girer girmez hanımına "Kızıma Resulullah talip oldu" dedi. Hanımı bu habere çok sevindi. Hazreti Peygamber'in kayınvalidesi olmak ne büyük saadetti. Onun bu aşırı sevincini gören sahabe, "Resulullah Efendimiz kızımı kendisi için istemiyor" diye düzeltti. Bu defa kadın durakladı. "Öyleyse kim için istiyor?" diye merakla sordu. Kocası "Cüleybib için" deyince kadın büyük bir şaşkınlıkla "Ne, Cüleybib'e mi? Sen ne söylüyorsun? Kızımızı kimler istedi de hiçbirine vermedik. Hazreti Peygamber Cüleybib'den başkasını bulamamış mı?" diye söylendi. Karısının bu olumsuz tavrını gören sahabe Resul-i Kibriya'nın yanına gidip kızlarını Cüleybib'e veremeyeceklerini söylemek üzere ayağa kalktı. Annesiyle babasının kendisine dair konuşmalarına kulak misafiri olan kızları son derece şuurlu ve uyanık bir genç hanımdı. Onları şöyle uyardı. "Beni evlendirmeniz için aracılık yapan kişi kim?" dedi. Annesi "Hazreti Peygamber" dedi. Kızları hakkında en iyi kararı verdiklerini sanan annesiyle babasına "Hazreti Peygamber beni birine uygun görüyor da siz buna karşı çıkıp Resulullah'ın teklifini geri mi çeviriyorsunuz? Öyle mi?" diye hayretle sordu ve sözlerine şöyle devam etti. "Resulullah Efendimiz beni kime uygun gördüyse siz de uygun görün. Zira o benim aleyhime olacak bir şeyi yapmaz." Bu son derece Resulullah'a bağlı genç kız annesiyle babasına Peygamberimizin teklifini kabul etmemek suretiyle ne büyük hata ettiklerini anlatmak üzere Ahzab suresinin 36. ayetini hatırlattı. Ayette şöyle buyuruluyor. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikten sonra mümin bir erkekle mümin bir kadına artık o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Kızlarının bu uyarısı üzerine adeta uykudan uyanır gibi kendilerine gelen anne ve baba ne büyük bir hatadan geri döndüklerini fark ettiler. Kızlarına minnetle bakarak "Çok doğru söyledin yavrum" dediler. Uçurumun kenarından geri dönmenin sevinciyle Resul-i Ekrem Efendimizin yanına giden babası olup bitenleri anlattı ve "Senin uygun gördüğün kimseyi biz de uygun görüyoruz. Kızımızı Cüleybib'le evlendirebilirsin ya Resulallah" dedi. Bu habere sevinen Resul-i Ekrem, peygamber tavsiyesini her şeyin üstünde tutan o anlayışlı kıza "Allah'ım onun üzerine hayırlar yağdır, kendisine sıkıntısız bir hayat nasip et" diye dua etti. Daha sonra düğünleri yapıldı ve evlendiler. Henüz yeni evliydiler ve o sırada Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat katıldığı gazveye
hazırlık yapılıyordu. Bu gazveye Cüleybip de katıldı. Zorlu bir savaş yapıldı. Bu savaşta Müslümanlar önemli kayıplar verdi. Sahih-i Müslim'de geçtiği üzere savaş bittikten sonra Nebi-i Muhterem Efendimiz "Kayıplarınız var mı? Bir bakın." diye buyurdu. Ashab-ı kiram kimlerin şehit düştüğünü tespit etmek üzere savaş meydanına koştular. Sonra dönüp Peygamber aleyhisselama "Falan falan sahabeler şehit olmuş." dediler. Resulullah aleyhisselam "Bir daha bakın, başka bir kaybınız var mı?" diye sordu. Sahabeler savaş meydanını bir daha dolaştıktan sonra geri kalan şehitlerin isimlerini söylediler. Hazreti Peygamber aleyhisselamın özellikle öğrenmek ve önemini diğer sahabelere de öğretmek istediği bir şehit vardı. Özellikle ondan haber getirmelerini istiyordu. O şehit Cüleybip'ti. O hayattayken onu kimse önemsemediği gibi ölümünden sonra da önemsenmiyordu. Hazreti Peygamber aleyhisselam bizzat onun adını zikrederek "Cüleybib'i aranızda göremiyorum. Haydi bir araştırın." buyurdu. Ashab-ı kiram savaş meydanına tekrar koşup onu aramaya başladılar. Sonunda Cüleybib'in naaşını 7 kişiden oluşan düşman askerlerinin arasında şehit düşmüş olarak buldular. Koşup Hazreti Peygamber'e durumu haber verdiler. Fakirlerin ve gariplerin dostu Resulullah aleyhisselam hemen oraya geldi. Kolları adeta budanmış olan şehit Cüleybib'i mübarek kollarını aldı ve 7 kişiyi öldürmüş. Sonra da onu şehit etmişler. "Bu gördüğünüz zat bendendir. Ben de ondanım." buyurdu. Cüleybib için bir kabir kazıldı. Resul-i Kibriya Efendimiz onu mübarek elleriyle kabre koydu. İşte o gün herkes Cüleybib'in Allah ve Resulünün katında ne kadar önemli bir kimse olduğunu anladılar. Hanımına onun şehit olduğu haberi verilince bir şehit hanımı olduğu için Allah'a şükretti. Peygamberimizin hayır duasını alan bu hanım sahabenin hayır ve bereketinden nasiplenip evlenmek için kendisiyle o kadar çok kişi evlenmek istemişti ki o güne kadar dul olan hiçbir hanım için bu kadar çok talipli olmamıştı. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.